Sen cimri misin hakikaten? Evet, evet, hem olağanüstü tabii. Kendime karşı çok cimriyim. Başkalarına karşı da eğer ziyan olacaksa, ben çünkü en çok saygı duyduğum şey emektir. Emek olunca insanın emek verdiği bir şey ziyan olmasına razı değilim. Şimdi bizim çocukları, vakıftaki çocukları görürseniz yemek yerlerken şaşarsınız. Yemeği yerler, hiçbir şey bırakmazlar, tabağa da sıyrılırlar. Bir tane pirinç tanesi bile kalmaz, alışmışlardır. Çünkü o bir tane pirinç tanesi pirinç tarlasında ne emeklerle meydana geliyor. Ondan sonra geliyor, yıkanıyor mutfakta, pişiriliyor, aşçı emek veriyor, yağ konuyor, soğan konuyor ve siz pirinç tanesini atıyorsunuz. Bir tabakta bir tane, 60 tabakta 60 tane olur ve kaç gün devam ederse bu kadar pirinç olur. Onun için bu çok önemli bence. Emeğe saygısı olan insan, emeğe saygısı varsa mutlaka cimri olur. Cimri ama nereye cimri? Cimrilik çok, ben tabii cimri diye kendimi ilan ettim. Kimse benim cimri olduğumu falan bilmiyordu. Ben bunu sendikada başladım. Sendikanın malı Türkiye'de öyledir. Bir özel şirkette olsanız ya da devletin memuru olsanız, ne olursa olsun, hiçbir şey yapmasanız sevgilinize bedava telefon edersiniz. Devletin telefonundan hakkınız var mı bedava telefon etmeye? Ya da mektuplar, mektup kağıtlarına mektup yazarsınız. Yazarsınız. Bu böyledir ve bundan da hiç utanç duymaz kimse. O zaman devletin malı değilmiş gibi. Onu yapan başka devletin malını da yapar. Dediğim gibi öyle oluyor işte. Ben tabii orada cimriyim, çok son derece cimriyim. Bugüne kadar eskiden hokkalarda, mürekkepte kaleme batırıp yazardık. Ben subaylığım süresince ve gazeteciliğim zamanında yine öyleydi. Hiçbir zaman o bana ait işleri o mürekkepte yazmadım hayatım. Hiç yazmadım. Ve hiçbir zaman da mürekkebin kapağı vardı, hokkanın kapağı vardı. Hiçbir zaman kapağı açık bırakmadım, uçar diye. Ve dünyanın en cimri adamı ve kötü bir cimriydi. Halil Lütfi beni o yüzden severdi. Evet, iki cimri anlaşıyorduk.